kâfirin küfrü sebebiyle cehennemde ebedi olarak kalacağını Rabbimiz kitabında bizlere birçok ayetiyle haber veriyor. Peki Allah'ın sonsuz rahmeti kâfirin ebedi cehennemde kalmasına nasıl müsaade ediyor? Bizler bu dersimizde ebedi cehenneme girecek olan kâfirin işlemiş olduğu başka bir cinayetten bahsedeceğiz. Ta ki küfrün içerisinde ne büyük zulümler ve cinayetler olduğu ve ebedi cehennemin nasıl netice verdiği daha iyi anlaşılsın. Şu alemde her bir varlık kendine mahsus bir dil ile Rabbini tesbih etmekte ve ona ibadet etmektedir. Allah'ı inkar eden bir kâfir, tüm o varlıkların o yüksek tesbih ve ibadetlerini inkar ederek hem uluhiyetin izzetine hem de ibadet eden tüm varlıkların hukukuna tecavüz ederek öyle büyük bir cinayet işler ki, affı mümkün olmadığı gibi ebedi bir azapla cezalandırılması tam bir adalet ve hikmettir. Şimdi mahlukatın Allah'a olan ibadet ve tesbihlerini görelim. Varlıkların fıtri vazifeleri onların ibadetleridir. İnsanın ibadeti, örneğin namaz kılmaksa, bir koyunun ibadeti süt vermektir. Arının ibadeti bal yapmaktır. Ağacın ibadeti meyve vermektir. Birer kazık hükmünde yaratılan dağların ibadeti yeryüzünü sarsıntılardan korumaktır. Böyle her bir varlık kendine mahsus bir vazifeyle ibadet ettiği gibi yine kendine mahsus bir dille de Rabbini tesbih etmektedir. Rabbimiz kitabında şöyle buyurmaktadır. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihlerinin farkında değilsiniz. Her bir varlık Rabbini hamd ile tesbih etmekte, kendilerinde tecelli eden güzel isimleri kendi lisanlarıyla zikretmektedir. Mesela bir kuş, yoktan yaratılması cihetiyle Allah'ı Halık, Mübdi ve Mucit isimleriyle tesbih ettiği gibi, güzelliğiyle Mücemmil, ziynetiyle Müzeyyin ismiyle tesbih etmektedir. Mükemmelen rızıklanması ve ihtiyacının karşılanmasıyla Rezzak, Mukit ve Vehhab isimleriyle Allah'ı zikrettiği gibi, rengiyle Ya Mülevvin, suretiyle Ya Musavvir diyerek Rabbini tesbih etmektedir. Hayatıyla Ya Muhyi, ölümüyle Ya Mümit demekle bir tesbihi, bir vazifesi vardır. Bu kuş gibi her bir varlık onlarca isimle Rabbini zikretmekte ve ibadet etmektedir. İşte tüm varlıkların zikir ve ibadetleriyle yeryüzü bir mescit hükmüne geçmiştir. Her bir varlık ise o mescitte tesbih eden bir müsebbih, onu zikreden bir zakir ve ona ibadet eden bir abittir. İşte kâfir şu kainat mescidine girmiş, o mescidin zikreden zakirlerine, ibadet eden abidlerine karşı bir düşman vaziyeti alarak onları tahkir etmiş, ibadetleriyle dalga geçmiş ve onları vazifesiz, başı bozuklar olarak görmekle öyle bir hakaret, zulüm ve iftira etmiştir ki bu zulüm ve cinayetinin büyüklüğüyle kendini ebedi bir cezaya mahkum etmiştir. Şimdi
kâfirin ebedi cehennemde kalmasını kabul edemeyen kişiye soruyoruz. Siz kendi vazifenizde gayretle çalışırken birisi size "Sen ne iş yaparsın? Bir işe yaramazsın." diyerek sizi vazifesiz ve boş birisi olarak görmesi sizin hukukunuza karşı ne derece bir zulüm ve iftiradır, bunu kalbinizde hissedersiniz. Şimdi kendisine işsiz, vazifesiz denilmesine tahammülü olmayan bu insanın şu kainat mescidinde ibadet ve tesbih noktasında yüksek bir makamda bulunan tüm varlıkları böyle ehemmiyetsiz, vazifesiz görerek onları tahkir etmesi tüm mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm değil midir? Evet, herkes kainatı kendi aynasıyla görür. Hüzünlü, ağlayan bir insan tüm alemi kendi gibi hüzünlü görür. Gayet sevinçli ve neşeli bir insan tüm kainatı neşeli ve güler bir şekilde görür. Tefekkür ve ibadetle tesbih eden birisi tüm varlıkları kendisi gibi bir ibadet ve zikir içinde gördüğü gibi, inkar ile ibadetten uzak olan bir adam da tüm alemi ve içindeki varlıkları kendisi gibi boş, manasız ve vazifesiz görür ve manen o varlıkların hukukuna tecavüz eder. Şimdi soruyoruz, kâfir, Allah'ı inkar etmekle tüm mahlukatın ibadetlerini ve tesbihlerini inkar etmiş midir? Evet, etmiştir. Peki, hukukuna tecavüz edilen mahlukatın sayısı nedir? Kur'an'ın ifadesiyle, yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar kadardır. Evet, akıl bu sayıyı kavramaktan acizdir. Peki, kâfir kısa bir ömürde bu günahı işlemiştir. Kendisine ebedi bir ömür verilse, ebediyen bu küfrü işleyeceği muhakkaktır. Çünkü kâfirin cevheri ruhu bozulmuştur. Bu itibarla o bozulmuş olan kalbin sonsuz bir cinayete istidadı vardır. Madem küfür sayısız hukuka bir tecavüzdür, elbette hadsiz bir cinayettir. Öyleyse hadsiz bir azaba kendini müstahak eder. Madem bir dakikalık adam öldürme suçuna 15 sene ceza, ki bu 8 milyona yakın dakika eder, bu hapis cezasını çekmesini beşerin adaleti kabul edip hikmete ve maslahata uygun görmüşlerdir. Evet, şimdi bir hesap yapacağız. Konuyu anlayabilmek için bir dakika küfrü 1000 adam öldürme kadar kabul edeceğiz. Aslında bir dakika küfrü mahlukatın adediyle çarpmamız gerek. Fakat o zaman rakamları kavrayamayacağımız için bir dakika küfrü 1000 adam öldürme kadar kabul edeceğiz. Bu hesaba göre bir dakika küfür 1000 adam öldürme kadar olsa, bir dakika küfür 15.000 sene hapis cezasını gerektirir. Bir saat küfür ise 900.000 sene hapis cezasını gerekli kılmaktadır. Bir gün küfür üzere yaşayan 21.600.000 sene hapis cezasını, bir sene küfür üzere yaşayansa 7 milyar 884 milyon sene hapis cezasına çarptırılmalıdır. 60 sene küfür üzere yaşayan birisinin 473 milyar 40 milyon sene hapis cezasını çekmesi beşerin kanunuyla adalettir. Hem bizler bu hesaba bir dakika küfrü 1000 adam öldürme kadar kabul ettiğimizde ulaştık. Aslında bir dakika küfrü mahlukatın adediyle çarpmamız gerek. İşte o zaman kâfirin ebedi bir ceza ile cezalandırılmasını daha iyi anlayacağız.